Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın EYT'den yararlanamama gibi bir burukluğu var dedi ve ekledi. Geriye dönük borçlanma ile devlet önemli bir gelir sağlayabilir. Torba yasayla mı olur? Yoksa böyle bir açıklamayla mı bunun güncellenmesi ve bir an evvel emekliliği hak kazananlara eşit muamele yapılması olması olmazdı. Esnafın EYT'den yararlanmama gibi bir burukluğu var. Bunun da mutlaka halledilmesi lazım. Bağkur'la esnafın da EYT düzenlemesinden faydalanması gerektiğini söyledi. Geriye dönük borçlanmayla devletin önemli bir gelir sağlayabileceğini ifade etti. EYT kanunu çıktıktan sonra tabii esnafın mağduriyeti çok daha arttı. Esnaf bildiğiniz üzere 9000 günde, sigortalılar 7200 günde. Ancak geriye dönük borçlanmalar da esnafın kabul edilmediği için EYT'den yararlanamadılar. Tabii burada bir haksız uygulama var. Geriye dönük borçların yapılandırılmasıyla da devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olacak ki bu da gerçekten bugün için önemli bir miktar. Palandöken EYT düzenlemesinden staj mağdurlarının da faydalanması gerektiğini belirtti. Emeklilikle ilgili 3 yıllık bunların borçlanamaması, bunun bu konuda onlara böyle bir hakkın tanınmaması da bildiğiniz üzere çıraklık, kalfalık eğitimine devam edecek çocuklar için bir handikap oluyor.